Bakın fıkıh kitaplarında diyor ki 40 tane para kazandın. 1, 2, 3 saydın para değil mi? 40 bin lira para kazandın. 40 bin lira. Tabi şartları var. Nisap miktarı olacak. 85 gram, 96 gram deniliyor ama orta 85 gramdır. 85 gram altın. Bazıları 96 gram da diyenler var. Bu kadar bir altına malik olan kişi nisap miktarı veya ona muadil para veya ona muadil ticaret eşyasına sahip olan kişi zekat vermesi gerekiyor. 40 bin lira bunu buluyor. 40 bin lira sı olan bir kişiye Allahu Teala ve tekat Hazretleri diyor ki bu parayı koy kenara bak. Dikkat edin bak. Zekat ne kadar kolay, Allah ne kadar kuluna merhametli, ne kadar da Mevla Teala adaletli. Bakın. Hemen 40 bin lira eline geçti. Allah hemen gel bin lirasını ver demiyor. Böyle değil. Mevla diyor ki ey kulum onu kenara koydun ya. Dört mevsim bekliyorum. Dört mevsim bak. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dört mevsim bir sene bekliyor. Bir sene o paraya dokun. Tamam dokun. Harca. Tamam harca. Yeter ki harcadığın şey meşru olsun, helal olsun. Araba alacağım tamam. Araba meski değiştireceğim. Tamam değiştir arabanı. Eve bir kat atacağım at. Bilmem ne eşya alacağım al. Meşru olan şeyleri kullan. Kullandığımız zekat var mı? Yok. Ama Mevla diyor ki bir mal üzerinden bir sene geçti hala o mal kenarda bekliyorsa değil mi? Dört mevsim geçmiş. Demek ki senin ona neyin yok? Yani en azından o sene için ihtiyacın yok. O sene için ona ihtiyacın yoksa Mevla bir sene sonra diyor ki diyor ki o 40 bin liranın tamamına el koydum. Ben Allah Celle Celaluhu ben Allah hepsini el koydum aldım hepsi benim demiyor. Ne kadarına manevi el koyuyor birine. Kırkta birine diyor ki ey kulum buna Allah olarak o nimeti sana veren, o parayı sana veren, o parayı kazanma imkanını sana veren, sağlığını, sıhhatini beyninden gözüne, kulağından eline, ayağından tepeden tırnağa sana sağlığı veren, o parayı veren, o parayı yiyecek imkanını sana veren ve saklama imkanını sana veren Allah Rabbul Alemin fetebarekallahu ahsenul halikin Allah Celle Celaluhu olarak bin lirasına el koyuyorum. Bir hak koyuyorum ve bu bin lirası demek ki bir sene bekledin hala ihtiyacı yoksa fakirlere ver. O da bin lirayı götür çöpe at deniz at değil. Götür bir fakire ver fakir de ihtiyacını gidersin diyor. Bu zulüm müdür Allah aşkına ya? Hocam bir hafta bak böyle sordu geçen birisi. Hocam bir hafta önce paraya ihtiyacım oldu. Tam bir sene dolmasına bir hafta vardı. Paraya ihtiyacım oldu. Araba aldım. Zekat vermem gerekiyor mu? Yok gerekmiyor. Bakın bir sene bekleyeceksin. Bir sene. Bir sene dolmasına bir hafta kaldı. 10 gün kaldı. Bilerek değil ama. Bazıları böyle affedersin. Sanki Allah'a kandıracak. Şöyle yapıyormuş. Bir hafta kala hanımına veriyormuş. Zekat vermemek için. Bir dahaki sene o hanımı da bir hafta kala ona veriyormuş falan. Sanki Allah'a kandırıyor. Böyle açılar da var yani. Allah Allah. Mübarek Allah'a kandıramazsın ki yani. Yok gerçekten bekledin bekledin. Zekat vermek için de niyetlisin. Bir sene de olsun da şu ibadet. Allah dostları alimler Mevla'dan para isterlermiş. Niye? Zekat gibi büyük bir ibadeti yapabilmek için. Ya Rabbi bana nisap miktarı mal Fazla istemiyorum. Nisap miktarı ver. Bir şu zekat ibadetini de yapayım diye. Bazı ulema Allah'tan mal isterlermiş. Normalde hani ulema mal istemez ama o ibadeti o tadı alabilmek için. Adam bekliyor bir sene da şirketini vereyim diye ama ihtiyaç hası oluyor, bir hastası oluyor, bir şey oluyor. Ev alıyor, arsa alıyor, araba alıyor. Ticaret için değil normal kendi kullanmak için. Heh, bir hafta kaldı, bir gün kaldı, üç gün kaldı, on gün kaldı, bir ay kaldı para harcadın bitti zekat yok. Ama bir sene geçti tam bir sene 360 gün hicri olarak 360 gün doldu. 12 ay doldu. Sen o parayı kullanmadın hala kenarda duruyorsa Allah-u Teala diyor ki kulum kusura bakma. Demek ki senin o paraya ihtiyacın yok. En azından şimdi ihtiyacın yok. Kırkta birini bir fakire ver diyor. Bu zulüm mü? Bu adaletsizlik mi? Yoksa bu yoksa bu mükemmel bir yardımlaşma sistem mi? Sen bunu vermediğin zaman işte o fakirin hakkına gasp ediyorsun. Bakın zekat vermediğiniz mal cebinizdeki o para sizin değil. Sizin değil, sizin değil. Vallahi billahi tallahi Allah onu fakirin hakkı olarak senin cebinde dursa da fakirin hakkı olarak ayırmıştır. Onu bir an önce çıkartman lazım. Çıkartmadın mı vebaldesin.